sol çizgiye biraz yanaşıyorum. Ama bakın dikkat, çizgiyi ezmeyecek kadar yanaşıyorum. Sol aynadan baktığımda sol çizgiyi sınırda görüyorum. Sınırına gelmem neyi ifade ediyor? Geçeceğiniz şeridi daha net görmeye başlıyorsunuz. Sol şeritte arkadaki araç sizin önüne geçeceğinizi anlayacak ve kendini belli edecek. Nasıl belli edecek? Hızlanacaktır. Hızlanan aracı aynada o aracın görüntüsünün büyümesinden anlayabilirsiniz. Görüntü birden büyüyorsa o araç hızlıca size doğru geliyordur. Böyle durumlarda şerit değiştirmiyoruz. Sinyalimizi açıyoruz. Sinyali açtıktan sonra sola doğru direksiyonu daha çevirmeden arabanın hızını biraz arttırmamız gerekiyor. Gözümüzden kaçan bir şey olur da o araç bize yakın olursa diye kendimizi hızlandırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da geçişe başlarsanız eş zamanlı aynada gördüğünüz araç da aynı anda hızlanırsa yine siz aradaki boşluğu muhafaza etmeye devam etmiş olursunuz. Soldaki aynada gördüğünüz aracı içteki aynada da görüyorsanız yeteri kadar sizden uzak demektir. Genelde içteki aynada, arabanın içindeki aynada kör nokta vardır. Kör nokta neresidir? Bizim aracın arka çaprazlarında bir araç varsa, bir motosiklet varsa siz bunu iç aynadan göremezsiniz. Sol aynadan baktığımızda geçeceğimiz şeritteki aracı gördük. İç aynadan da baktığımızda aynı aracı görüyorsak demek ki o araç bizim arabanın arka çaprazlarında değil, yani yakınında değil.